Merhaba oyunseverler, yepyeni OSM videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar takipte kalın, belki beni ilk defa izleyenler vardır, ilk defa dinleyenler vardır, takip etmeyen vardır. Yakında güzel bir turnuva başlatıyoruz, YouTuber bir kardeşimizle beraber. Zaten onun kanalında yayınlayacağız. Ben de katılım videosu falan yayınlayacağım ama dediğim gibi eğer kendinizi görmek istiyorsanız, oyundan zevk almak istiyorsanız turnuvalara katılın. Güzel, zevkli bir turnuva olacak. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. Katılım videosu gelecek. Ona katılım videosu ben yönlendireceğim sizi videoyla. O YouTuber kardeşimize hem destek olacağız hem de bu sayede bir adım daha oyunu eğlenceli hale getireceğiz arkadaşlar. Evet, bugün taktiğimiz arkadaşlar Arsenal'e girelim hadi bu sefer. Bugün taktiğimiz 5-3-1-1, kapak videosunu da görmüşsünüzdür. Evet, 5-3-1-1. Burada dizinin çok önemli en iyi iki forveti koyacağız ama en iyi iki forveti defansı en düşüğü ileri bir altını da bu şekilde koyacağız. Burada kilit noktalardan biri oydu. Oslarımızı koyduk. Burada sol kanat sağ kanat olduğu için koyabilirsiniz. Ofansif orta sağ buraya böyle koyalım. Bir tane de sol kanadımız vardı. Onu da bu şekilde oturtalım. Burada ikisi de ofansif orta sağ varsa. Yoksa sol kanat sağ kanat. O da yoksa iki önlü orta sağ. Ama buraları ofs veya sol kanat sağ kanat koyarsanız verimi gayet daha yüksek. Defansı düşükleri böyle sağa sola koyduktan sonra bu şekilde dizilimizi yaptık. Adamlar ritmanda olduğu için maalesef yerleştiremedim. Şimdi zaten size anlatacağım neyin olduğunu. Bu şekilde dizeceğiz. Kilit nokta forvetler defansif düşük olacak. Defansifi büyük olan bir arkada AMC pozisyonda futbol menajer oynayanlar bilir. AMC pozisyonda olacak. Ofansif orta sahalar sağa sola gelecek. İki önlü orta saha burada olacak. İki önlü orta sahanız önemli kilit noktalardan bir tanesi bu. Mutlaka şu dizilim güzel şekilde olsun ki verimi alın arkadaşlar. Maalesef şöyle bir şey arkadaşlarımız oyuncu formasyonu yani oyuncu ellerindeki oyuncular yaptığımız formasyona uygunsuz olduğu halde inatla bunları zorluyor. Sonra tak diye de işte atıyorum mesela şurada defansif orta saha oynatıyor. Ya da burada ofansif orta saha koyuyor. Değişik değişik dizimler görüyoruz maalesef. Şahit oluyoruz. Gözlerimiz kanıyor. Taktiğin içeriğine gidecek olursak arkadaşlar. Şöyle geldik. Kontratak yapacağız. Forvet orta sahayı destekle. Orta saha defansa destek. Ve bu da yine geride kal defansımız. Alan markajı. Rakip neyle gelirse gelsin. Offside'ımız kapalı olacak. Burada dikkatli dinleyin. Genelde birisiniz ben defansif taktikleri çok agresif çıkarım ama şimdi şöyle bir şey. Buradaki baskımız yüksek olduğu için dikkat edeceğiz. Yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de agresif. Sarı hakem de agresif. Diğer tüm hakemler de normal şekilde. Eskiden nasıldı? Kıpkırmızı hakem de agresif. Diğerlerinde çok agresif. Ve şu an dediğim gibi yeşil hakem de çok agresif, mavi de agresif, sarı da agresif ve diğerlerinde normal şekilde mücadele edeceğiz. Çünkü bizim baskımız ona göre, tempomuz ona göre. Kırmızı kart yememizin en büyük sebeplerinden biri şu baskı olayı. O yüzden dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Evet geldik burada. Baskımız rakibe yakın oyuna 73. Zaten defansif bir taktik gördüğünüz gibi. Defansif stilimiz orta saha yardım et 33. Yine burada yüksek hızla paslaşma 73. Aslında 73-33-73 şeklinde formasyonumuz. Bunu kimlere yapacağız? Ev sahibiyiz. Rakip de eşitiz demeden önce uzmanlara gidiyoruz. Uzmanlar çünkü unutuyor arkadaşlar soruyor. Kaptan niye şöyle niye böyle diye hala uyarı verildi. Bak ilk 11 unutma. İlk 11'in en yaşlı oyuncusu. Burada çok hata yapıyorsunuz. Uyarı geliyor diyorsunuz. İlk 11'in en yaşlı. Ha. Şeylerde o
Ne onun adı? Yıldızlar karması. Yani yaşların hepsinin 26 olduğu yerde tabii ki kaptan uyarısı süreklidir. Ama böyle liglerde elinizdeki en yaşlı oyuncuya kaptanlığı vermelisiniz, yoksa uyarı gelir. Başarısız da olur takım. Kaptan önemli. Penaltılar CS'ye verdik. Hücumu yüksek olana. Frikik'te hücumu yüksek olanları karşılaştık ve burada görüyorsunuz Lorenzo Pellegrini gayet üstün. Orta sahaya da geldiğimizde yine burada üstün şekilde Lorenzo Pellegrini insigne edecektim. Şimdi burada dikkat ettiğimiz yer neresi? Neden bunları yapıyoruz? Bir kornerden 3 puan alırsın. Oyun kilitlenir. %70 ile oynarsın. Gol atamazsın. Bir kornerden gol atarsın. Bir frikikten gol atarsın. Ya uzmanlar önemli. Uzmanlar mutlaka bak yerine getir. Uzmanları küçümsemeyin. Oyunun %25 galip gelme ve ilerlemesi, yani takımınızın ilerlemesinin en büyük güzelliklerinden biri bu uzmanları ayarlamanız. Uzmanlarınızı düzgün ayarlayın. Ondan sonra neden başarısız oluyoruz diye. Sen de yarıyor, benden iyi yaramıyor diye. Herkes isyan ediyor. Bende de yarar, sende de yarar. Yeter ki benim yaptığım gibi her şeyine dikkat et. Sadece siz taktik sayıları alıp da gittiğiniz için maalesef patlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kim yapacağız? Ev sahibiyiz. Ranklar eşit ofansif gelene. Ev sahibiyiz. Ranklar eşit tüm defansiflere. Ev sahibiz, bir rank, iki rank üstünüz. Çok kilit bir maç. Neyle gelirse gelsin kullanabilirsiniz. Rakip bizden üstün. 3 rank, 4 rank defansif geliyor. Bunu yapabilirsin. Rakip bize ofansif geliyorsa neyle gel, yani ofansif olarak bizden 5 rank, 6 rank, 7 rank üstün. Özellikle takımımızda 5-3-1-1'e uygunsa bunu rahatlıkla yapabilirsin. Kontratak 4-3-3'lere, 4-4-2'lere karşı her zaman iyidir arkadaşlar. Tabi bazen de gümleyebilirsiniz. Şimdi bunda puan alma olasılığınız %90. Puan ve puanlar. Önce puan, sonra puanlar. Siz istiyorsunuz ki her maçı yenin. Her maçı yargı dağıtın. Ya iyi de rakibiniz de oyuncu. Rakibinizde taktikleri var. El elden üstün formasyonlar var. Yani istiyorsunuz ki abi benim taktiği aldım, herkesi yenecekler, herkesi deşecekler. Herkesi parçalayacaklar. Ya keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Bu oyun, siz bakın, ben adamdan 9 rank üstünüm. Ev sahibiyim. Kırmızı kart 2 tane yedim. 5-0 yenildim. Yani bak burada artık olay başka yere gidiyor. Anlıyor musunuz? Yani bunlar da önemli. Bakın. Buraları da yine aklınızda olsun. Deplasmandayız. Rakip defansif geliyor. Eşitiz. Bunu yapabilirsin. Rakiple eşitiz, ofansif geliyor, deplasmandayız, bunu yapabilirsin. Rakipten bir rank, iki rank, hatta üç rank üstünüz neyle geliyorsa gelsin bunu yapabilirsin. Puan ve puanlar alır. Yine burada rakipten bir rank, iki rank, hatta üç rank düşüyoruz. Defansif geliyor, ona karşı yapabilirsin. Ama 5 ranka kadar da ofansif yapabilirsin. Artık onun altı 4-5-1'e girer arkadaşlar. Kullandığınız taktiklere dikkat ederseniz bu oyun sizi sevindirir. Yoksa ne yaparsanız yapın oyun sizi parçalar zaten arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yine başta dediğim gibi turnuva başlayacak arkadaşlar. Turnuva başladıktan sonra keşke ben de gelseydim. Yer var mı? Biri çıkarsa ben de gireyim. Muhabbetlerine girmeyin. Turnuva bir kere düzenlenecek. Canavar gibi turnuva. İlk önce eleme grubu, sonra final grubu olacak. Uzun soluklu bir lig olacak. Ödüller var, hediyeler var. YouTuber arkadaşla beraber organize edeceğiz. Genelde o karışacak. Ben biraz yoğunum arkadaşlar maalesef. Sadece ben yönlendiren ve yine organize de olacak biriyim. Dediğim gibi iş yoğunluğu var, YouTube yoğunluğu var, aile yoğunluğu var. Bir de turnuva, kendi düzenlemiş olduğum turnuva var. Altın üyeler zaten başka bir yoğunluk. Orası 23-24 kişi oldu. Yani sürekli telefon elimde maalesef dolaşıp duruyorum. Ona döndü olay artık. Allah herkesin yardımcısı olsun. Uğraşmayı seviyorum ama bazen de insan ister istemez yoruluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah bu taktikte yine sizin yargı dağıtmanıza ön ayak olacak. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.